Merhaba arkadaşlar. Cebirsel ifadeler pekiştirme soruları videomla karşınızdayım. Sizler için çok güzel sorular hazırladım. Herkese başarılar. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz şöyle. Yandaki ifadelerden kaç tanesi cebirsel ifadedir? Bir kere arkadaşlar, cebirsel ifade olması için ne olması gerekiyordu? İçinde arkadaşlar bir değişken olması gerekiyordu içinde değişken olan ifadelerdi. Yani değişken demek bilinmeyen demek aynı zamanda değişken olan ifade yazalım. İfadeler. E, diğer adı da değişken demek bilinmeyen demektir. Peki birinci maddeye bakalım. X artı y diyor. X ve y bilinmeyendir, değil mi? Bir sayı değil. E, i̇kinci ifadeye bakalım. 3 artı 4. Bunların toplamını ben biliyorum. İçinde bir de bilinmeyen bir ifade yok. O zaman bir cebirsel ifadedir. İki cebirsel ifade değildir. Üçüncü maddede içinde bilinmeyen bir ifade var mı? Var. A bilinmeyeni var. O zaman 3 de cebirsel ifadedir. 4, 8 bölü 3. içinde bilinmeyen var mı arkadaşlar? Yok. O zaman 4 de cebirsel ifade değildir. 5, 5B artı 3A artı 2 içinde bilinmeyen ya da değişken var mı? Var. A ve B bilinmeyeni var. O yüzden arkadaşlar 5. maddede cebirsel ifadedir. Hangileri cebirsel ifade? 1, 3 ve 5 arkadaşlar. Bana kaç tanesi diyordu? Gördüğünüz gibi 3 tanesi cebirsel ifadedir diyoruz. Peki Diğer sorumuz bir düzgün sekizgenin çevresi 32A olduğuna göre bir, ken bir kenarı kaçtır diyor. Arkadaşlar sekizgenin düzgün sekizgense sekizgenin çevresi nedir? Sekizgenin çevresi 8 sekiz tane eşit kenar olduğu için 8 çarpı bir kenar uzunluğu diyebiliriz. Evet, çevresi bana verilmiş. Ne verilmiş arkadaşlar? 32a diye verilmiş. O zaman 8' ile hangi sayıyı çarptığımda 32a olur arkadaşlar. 4a'yı çarptığımda 8 kere 4, 32, 32a olur arkadaşlar. Ya da e, ters işlemden 32 a'yı 8'e de bölebilirsiniz arkadaşlar. 32 ile 8 sadeleşir 4 kere ve 4a bir kenar uzunluğu gördüğünüz gibi 4a çıktı arkadaşlar. Bu şekilde bulabiliriz. Diğer sorumuza bakalım. Mert'in 3 yıl sonraki yaşının çeyreği cümlesinin cebirsel ifadesini yazınız. Mert'in yaşını biliyor muyum? Bilmiyorum. Değişkenimizin şöyle diyelim Mert'in yaşı arkadaşlar A olsun bir cebirsel ifadeyle ben bunu söylüyorum. A olsun peki 3 yıl sonraki yaşı ne olur Mert'in yaşı? 3 yıl sonra demek 3 yaş büyümüş olmak demek arkadaşlar. Peki 3 yıl sonraki yaşı A artı 3'tür. Bunun neymiş? Çeyreğiymiş. Çeyreği demek ne demek arkadaşlar? 4'te 1'i demek. Yani çarpı 1 bölü 4 diyebiliriz buna. E, direkt 1 de e, çarpmak işlemi değiştirmediği için paydaya direkt 4 yazabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde ifade edebiliriz. Mert'in 3 yıl sonraki yaşı A artı 3. Bunun çeyreği demek çarpı 1 bölü 4. Yani şöyle arkadaşlar bir de konumuzu da tekrar etmiş olalım. 1 bölü 4 çarpı A artı 3 demek nedir? 1 ile şunun çarpımı a artı 3 demektir. Tamam mı arkadaşlar? Peki bunu da tekrar etmiş olduk. Yandaki eşit kollu terazi dengededir. Yuvarlak 3 kilogram olduğuna göre üçgen kaç kilogramdır diye bize soruyor. Dengede demek ne demek arkadaşlar? Bu iki ifade birbirine eşitmiş. Yani burada ne görüyoruz? 4 tane yuvarlak sembolü görüyoruz. Sol kefedeki ağırlıklar sağ kefedeki ağırlığa eşit. Burada ne görüyoruz? 3 üç tane üçgen görüyoruz arkadaşlar. Peki yuvarlakların ağırlıkları bana verilmiş. 3 kilogram diye verilmiş. O zaman şunu gördüğümüz yere 3 yazacağız. Bu da ne demektir? 4 çarpı 3 eşittir. 3 üç çarpı üçgen. Bu da arkadaşlar 12 eşittir. 3 çarpı üçgen. Peki 3 ile hangi sayının çarpımı 12'dir diye düşünebilirsiniz. Ya da arkadaşlar ters işlemden 3 ile çarptığı için 3'e bölebilirsiniz. O zaman ne derim ben bunu? 3 ile 4'ün çarpımı 12'dir derim arkadaşlar bu ifadeyi. O zaman üçgeni ne bulduk? 4 bulduk. Evet diğer sorumuza bakalım. 5A artı 4B eksi 3C artı 2 cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Arkadaşlar bakalım şimdi A şıkkı 4 tane terimi vardır. Terim ne demek ki arkadaşlar? Her bir artı ve eksi işaretleriyle ayrılan kısımlara terim diyoruz. Yani baktığınızda Burada şu iki ifade artı ile ayrılmış. O zaman birinci kısım, ikinci kısım, şurası eksi ile ayrılmış, üçüncü kısım ve artı var burada da. Bu da dördüncü kısımdır. Dört tane kısım olduğu için dört terimlidir deriz arkadaşlar. Birinci terimi 5A, ikinci terimi 4B, üçüncü terimi arkadaşlar 3C ve dördüncü terimi de 2 olmak üzere. Bu ifade dört terimlidir deriz. A şıkkı doğru. 5 şıkkına bakalım. Kat sayılar toplamı 8'dir. Kat sayıları arkadaşlar ne demekti kat sayılar? Her bir terimin başındaki çarpandı. 5A teriminin arkadaşlar başındaki çarpan ne? Kat sayısı 5. 4B'nin kat sayısı ne arkadaşlar? B'nin kat sayısı ne? 4. Bilinmeyenlerin başındaki çarpanlar. Bilinmeyen C. C'nin başındaki çarpan ne? 3 ama eksi 3 arkadaşlar. Tamam mı? İşaretleri birlikte alıyoruz. Ve arkadaşlar sabit terim olan 2 içinde bilinmeyen olmayan ifade sabit terimdir. Yani bu cebirsel ifadenin sabit terimi 2'dir. Ve arkadaşlar sabit terimler de bir kat sayıdır. Yani şuraya Katsayı olarak 2'yi de yazabiliriz. Bana neyi soruyor? Katsayılar toplamı diyor. Yani 5 artı 4 eksi 3 artı 2 arkadaşlar. 5 4 daha 9, 3 çıkar 6, 2 daha 8. Katsayılar toplamı 8'dir. Bu ifade de doğrudur. C şıkkına bakalım. 4 tane değişkeni vardır. Değişken demek bilinmeyen demek. Orada kaç tane bilinmeyen görüyoruz arkadaşlar? A bilinmeyeni var. B bilinmeyeni var. C bilinmeyeni var. Başka var mı? Yok. A, B ve C olmak üzere kaç tane? 3 tanedir. O zaman bu bize 4 demiştir. Yanlış diyoruz arkadaşlar. 3 tane olacak. D şıkkına da bakalım. Sabit terim 2'dir. Evet, 2 sabit terim diye söylemiştik zaten. D şıkkı da doğrudur. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Betül'ün parası aslının parasının 2 katının 3 fazlasının yarısı kadardır. Buna göre aslının parası A ile gösterilirse Betül'ün parasını gösteren matematiksel ifade aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Peki arkadaşlar Betül var bir de Aslı var. Evet ne diyor? Aslı'nın parası A ile gösterilirse. Aslı'nın parası A olursa Betül'ün parası Aslı'nın parasının yani A'nın iki katının iki katının iki A'nın üç fazlasının üç fazlasının deyince hemen parantezimizi alıyoruz. Üç fazlasının Yarısı yani çarpı 1 bölü 2 diyebiliriz arkadaşlar. Yarısı kadardır. Peki Betül'ün gördüğünüz gibi parasını da bulduk. Bana e, bu ifadeyi soruyordu. Şu da ne demektir? Çarpı 1 bölü 2 demek. 2A artı 3 bölü 2 demek arkadaşlar. Eğer ki parantez içine almasaydık sadece 3 ile çarpılmış olacaktı. 3'ün yarısı alınmış olacaktı. Ama bize iki katının üç fazlasının yarısı diyor, üçün yarısı demiyor. Buraya dikkat edelim. O yüzden parantez içine alıyoruz arkadaşlar. Peki bu ifadeyi veren de değişik şıkkıdır diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Bir annenin yaşı, oğlunun yaşının altı, katı, altı katıdır. İkisinin yaşları toplamı 42 olduğuna göre oğlu kaç yaşındadır? Peki anne var. Bir de oğlu var. Peki annenin yaşı oğlunun yaşının 6 katı. O zaman biz oğlunun yaşını bilmiyoruz. Oğlunun yaşı x olsun. Annenin yaşı da oğlunun yaşının 6 katıymış. Yani 6x'miş arkadaşlar. İkisinin yaşları toplamı. Peki yani annenin yaşıyla oğlunun yaşının toplamı 42 imiş. Peki oğlu kaç yaşındadır diye bize soruyor. Anne baktığımızda 6x yaşında oğlu da x yaşında. Toplam arkadaşlar nedir? Benzer terimler toplanıyordu. İkisi de x'li ifade olduğu için benzer terimdir. Kuvvetleri de aynı olduğu için benzer terimdir arkadaşlar. Şöyle de düşünebilirsiniz. 6 elma ile 1 elmanın toplamı 7 elma gibi de düşünebilirsiniz. 7x eşittir 42. Arkadaşlar şimdi 7x demek 7 çarpı x demek. Yani 7 ile biz hangi sayıyı çarptığımızda 42 olur? 6 kere 7 42'dir 6 diyebiliriz ya da 42'yi arkadaşlar 7'ye bölüyoruz ters işlemden o da ne çıkar 6 çıkar yani x dediğimiz şey 6'ymış. Yani oğlunun yaşı 6'ymış diyoruz arkadaşlar. Evet, diğer sorumuz. Matematik öğretmeni Sercan Bey öğrencilerine 4 tane 2'nin çarpımından 4 tane 2'nin toplamına çıkarırsak sonuç kaç olur diye sormuştur. Hangi öğrenci doğru cevaplamıştır? Peki öğrencilerin cevapları da burada. Ne yapalım arkadaşlar? Şu ifadeyi bir kendimiz bulalım. 4 tane 2'nin çarpımı. 4 tane 2'nin çarpımı demek şu demektir. 4 tane 2'yi çarpıyoruz yan yana. 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Gördüğünüz gibi 4 tane 2'yi yan yana çarptık. Bu da ne demektir arkadaşlar? 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16 demektir. Peki bir de ne diyordu? 4 tane 2'nin toplamı. 4 tane 2'nin toplamı. Bu ne demektir? 4 tane 2'yi yan yana toplayacağız. 2 artı 2 artı 2 artı 2. Gördüğünüz gibi 4 tane 2'yi topladık. 2, 4, 6 ve 8. Gördüğünüz gibi 4 tane 2'nin toplamı da 8 çıktı. Peki bunları çıkarırsak diyor sonuç kaç olur? Yani 16'dan 8'i çıkardığımızda sonuç 8 olur arkadaşlar. Bakıyoruz. Ceyda 0 demiş, Burak 8, Çınar 16 ve Zeynep 12 demiş. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Burak doğru cevap vermiştir. Ee, aradığımız cevabı Burak vermiştir diyoruz. Peki Diğer sorumuza bakalım. Bir kitapçıdaki kitaplar her rafta A tane olacak şekilde B tane rafa yerleştiriliyor. Kitapların arttığı görülüyor ve her bir rafa C tane daha kitap konuyor. Buna göre arkadaşlar son durumda raflarda toplam kaç tane kitap vardır? Peki kitaplar her rafta A tane olacak şekilde B tane raf. Raflar şu şekilde olsun arkadaşlar. Bilmiyoruz kaç tane olduğunu. Şöyle burası B tane. Raf. B tane raf var ve her bir rafta A tane kitap var. A, A, A değil mi gidiyor? Peki B tane rafta A tane kitap var. Sonra ne oluyor? Kitapların arttığı görülüyor ve her bir rafa C tane daha kitap konuyor. Yani arkadaşlar, her bir rafa C kitap daha ekleniyor. Böyle demektir, değil mi? Böyle gidiyor. Peki biz bunu cebirsel olarak nasıl ifade edebiliriz? Toplam kitap sayısını cebirsel olarak nasıl ifade edebiliriz arkadaşlar? Bir rafta o zaman şöyle diyelim bir rafta ne kadar kitap oldu? A artı C kadar kitap oldu. Gördüğünüz gibi bir raf. Peki kaç tane rafımız var? B rafta ne kadar olur? B tane raf var. B rafta da B çarpı A artı C kadar kitap vardır. Yani 3 raf olsaydı 3 çarpı A artı C derdik. Ama sayı yerine gördüğünüz gibi bir bilinmeyen değişken koymuşlar. B demişler. O zaman B çarpı A artı C'dir deriz kitap sayısına. Buraya dikkat edelim. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Cebirsel ifadesinin terim sayısı kaçtır? Arkadaşlar değil mi? böyle bir soru görmemiştik. Hani paydasında bir sayı olan ifadeyi nasıl terim sayısını bulacağız? Arkadaşlar şu ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. 4A artı 5 bölü 3'ü konu anlatımı videomda bunu not olarak vermiştim. Şu şekilde yazabiliriz. 4A bölü 3 artı 5 bölü 3 diye yazabiliriz. Her bir terimin arkadaşlar 3 terimi 3 ile bölebiliriz. Çünkü paydalar eşitse paylar toplanabiliyordu. 4A artı 5'i toplayıp ortak paydada yazdığımızda şu ifadeye eşit oluyor. Yani şunu gördüğümüzde şöyle yazabiliriz. Bu ifadeyi gördüğümüzde bu şekilde yazabiliriz. Peki cebirsel ifadelerde terim sayısı neydi arkadaşlar? Her bir artı ve eksi işaretiyle ayrılan kısımlara biz terim diyorduk. Gördüğünüz gibi bu artı işareti iki kısma ayırdı. O zaman birinci terimdir bu. Şu da ikinci terimdir. Kaç tane terim var toplam arkadaşlar? İki tane terim vardır. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Her yıl x santimetre uzayan bir fidan dikildiğinde 30 santimetredir. Bu fidanın 4 yıl sonraki boyunun uzunluğunun cebirsel ifadesini bulunuz. Arkadaşlar bir fidan dikiliyor. Şöyle fidanımız olsun. Yaprakları var. Evet. Bu ilk boyu neymiş? Arkadaşlar 30 santimetreymiş. Dikildiğinde 30 santimetre. Ne oluyor arkadaşlar? Her yıl x santimetre uzuyor. Yani bir yılda bu fidanın boyu ne olur arkadaşlar? Başta, başta 30'du her yılda x santimetre uzuyorsa bir yılda 30 artı x olur. Fidanın boyu. Peki bana neyi soruyordu? 4 yıl sonraki boyunun uzunluğu. 4 yılda ne kadar olur o zaman? Baştaki boyu aynen kalır arkadaşlar. Ve 1 yılda x santimetre uzuyorsa 4 yılda da 4x santimetre uzar. Bu da 4 yıldaki fidanın boyudur. Tamam Şöyle de düşünebilirsiniz. 1 yılda x santimetre uzuyorsa 4 yılda 4 çarpı x kadar uzar. E baştaki boyu da 30 santimetreydi. 30'u da eklediğimde oluşan cebirsel ifade 30 artı 4 x'tir deriz arkadaşlar. Aşağıdaki soruya bakalım. Yandaki şeklin çevresini vere, veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor ama şıkları vermeyi unutmuşuz arkadaşlar. Cebirsel ifadeyi bulunuz diyelim. Şöyle bulunuz. Peki. Ee, hemen bakalım. Arkadaşlar bir kenarı gördüğünüz gibi x birimmiş. Kaç tane kenar var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane x birimlik uzunluk var. O zaman biz bunun çevresine 14 çarpı x diyebiliriz arkadaşlar. Bu da 14 x demektir. Gördüğünüz gibi şöyle her bir birim karelik uzunluk arkadaşlar x'miş. Kaç tane olduğunu saydım. 14 tane buldum. O zaman 14 çarpı x'ten 14x'tir diyoruz arkadaşlar çevresine. Diğer sorumuza bakalım. Evet, modelleme verilmiş. Modellemesinin cebirsel olarak ifadesini gösteriniz diyor. Arkadaşlar pembe dikdörtgeni e, x e, diyormuşuz ve yeşil kareye de 1 diyormuşuz. O zaman kaç tane x görüyoruz? 1 2 3 ve 4 tane x var burada gördüğünüz gibi. Şöyle de diyebiliriz. X artı X artı X var. Bir de ne var? Kaç tane 1 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de 1 var değil mi? Şöyle 1, 1, 1, 1 diye 8 tane yazabiliriz. Peki biz bunları kısaca nasıl ifade ediyoruz arkadaşlar? 4 tane X varsa burası 4 çarpı x'tir. 8 tane 1 varsa burası da 1 çarpı 8'dir. Bunlar toplanıyor. O zaman 4x artı 8 diye biz bu modellemeyi böyle ifade edebiliriz. Peki arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.